savaşların ve ittifakların enerji politikaları ekseninde şekillendiği gezegenimizde, özellikle de küresel iklim değişikliği krizinde son dönemece girdiğimiz bir süreçte, insanlık için umut yaratan, çok özel bir önem arz eden bir organizasyonu, 8. Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı'nı siz değerli dinleyenlerimiz için takip etmek üzere İstanbul Maltepe'de Profesör Doktor Türkan Saylan Kültür Merkezi'ndeyiz. İlk günün tema konuşmacısı Profesör Doktor İbrahim Dinçer'in Güneş Yakıtlarında Yeni Perspektifler konulu yenilenebilir enerji kullanımının daha da yaygınlaşabilmesinin engellerini ortadan kaldıracak teknolojik gelişmelerin müjdesini veren sunumunun hemen ardından Dünya Yenilenebilir Enerji Birliği Başkanı Profesör Doktor Tanay Sıtkı Uyar'la birlikteyiz. Endüstri devriminin başında marjinal olan güneş enerjisi son 5 yılda milyonlarca kişiye yeni iş imkanı sağlamakla kalmadı. Tüm tüketicileri enerji tedariğinin merkezi haline getirerek yerel, ulusal, bölgesel bağımsızlığı da sağlamış oldu. %100 yenilenebilir enerjiye geçişte dağıtık enerjinin öneminden ve nasıl yaygınlaştırılabileceğinden bahsedebilir misiniz? Yenilenebilir enerji kaynakları diğer kaynaklardan farklı olarak yüksek entropili yakıtlar diyoruz bunlara. Her yerde bulunuyorlar, düşük kalitede bulunuyorlar ama bulunduğu her yerde onları istediğiniz kaliteye çıkartabiliyoruz artık teknolojiler sayesinde. Sıcak su üretebiliyoruz, buhar üretebiliyoruz, hatta elektrik üretebiliyoruz. Böylece yerelde herkes, her kooperatif, her belediye, her konut kendi bilgisi dahilinde kendisinin sahip olduğu enerji teknolojisiyle kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Buna topluluk enerjisi diyoruz ve bu giderek yaygınlaşıyor. Ve yenilenebilir enerji buna uygun bir yöntem. Çünkü bir pazarda güneşi ve rüzgarı satamıyorsunuz. Güneş ve rüzgar özelleştirilip bir elden bir ele dönemiyor. Onun için çok önemli. İleride %100 yenilenebilir geçişte temel olacak. Onun için biz diyoruz ki enerjinin de çözüm, enerjinin etkin kullanımı ve topluluk enerjisine dayalı %100 yenilenebilir enerjiye geçiş diyoruz. Buna da tam denk düşüyor. Yenilenebilir enerji kooperatifleri Amerika Birleşik Devletleri'nde 47 eyalette 42 milyonun üzerinde tüketiciye elektrik sağlarken Danimarka'da ise sayılarının 2000'i geçtiğini görüyoruz. Bizim ülkemizde yenilenebilir enerji kooperatiflerinin henüz yaygın ve etkin bir rol oynayamamasının nedenleri nelerdir? Danimarka örneğinden bahsettiniz. Bizim de Diyarbakır, Van, Çanakkale, Burdur'daki konuyla ilgili paydaşları da beraber Yenilenebilir Enerji Birliği'mizin bir Avrupa Birliği projesini tamamladık. Orada Danimarka örneğini gördük. Yenilenebilir enerji kooperatifleri Danimarka'da genelde kentte var olan, kar amacı gütmeyen bir kooperatiften söz ediyoruz. Bütün kentin insanları ona üye ve bu nedenle de belediyenin kendisinin yapması gereken bir hizmeti sağlayan kooperatif olarak ona kredi bulmada, kefil olmada falan yardımcı oluyor. Ve kar amacı gütmeyen kooperatif o kentin ısıtma ve elektrik ihtiyacını o kentteki güneş, rüzgar ve belediye atıklarından, orman atıklarından, tarım atıklarından üretiyor. Ve böyle bir kooperatiften söz ediyoruz. Şimdi bizde henüz öyle bir hani yerel yönetimlerin tek tük de olsa var ama genel kural olarak o kentteki herkesin en ucuz şekilde ısınması, en ucuz elektrik üretmesi gibi bir yönelimleri, çabaları yok. Olsa bile yetkili değiller bu konuda. Ama olması gereken belediyelerin öncelikle Türkiye'de tüm belediyelerin hani kooperatif kurmayı falan beklemeden tüm enerji ihtiyaçlarını elektrik fiyatına göre, piyasadaki satış fiyatına göre 2-3 misli daha ucuz olan rüzgar ve güneşten hemen kurmaları ve bir an önce %100 yenilenebilir enerji geçmeleri lazım. Zaten çıkan çatı mevzuatıyla da her abone kendi çatısına güneş santralını kurup üretilen elektriğin fazlasını satabilecek. Maliye Bakanlığı da vergi almayacak. Onun şartları oluşuyor. Bu arada zaten kurulu olan kooperatifler benzer enerji ihtiyaçlarını bunlarla karşılasa iyi olur ama yeniden 7 kişiyi bir araya getirip bir kooperatif kurup ondan sonra da diğer insanları üye etmeye çalışmanın diğer kooperatiflerden bir farkı yok gibi geliyor bana şu anda. İnşallah ben yanılırım. %100 yenilenebilir enerjiye geçişte sürdürülebilirlik fotoğrafının olmazsa olmazları nelerdir? Sürdürülebilirlik dediğiniz nasıl anladığınıza bağlı. Sürdürülebilirlik benim anlayışıma göre irili ufaklı evinizde, dışarıda, sokakta, kentte, ülkede sorunların doğru tanımlanıp onlara uygulanabilir çözümler üretilmesi. Şimdi burada %100 yenilenebilir enerjiye geçişte öncelikle enerjinin etkin kullanımını yapmak lazım. Problemi ufaltmak için. Ulaşım, konut, sanayi, tarımda en az enerji tüketen mevcut en yeni teknolojileri değerlendirmeye alıp
geleceği geleceğin bilgileriyle planlamak lazım. Enerjinin etkin kullanım üzerine topluluk enerjisi kavramına oturtmak lazım ve tümüyle %100 yenilenebilir enerji geçişi hedeflemek lazım. Yani sorunla çözümü birbirinden ayırıp çözüme yüzünüzü dönmeniz lazım. Enerji tedariğinin %100 temiz ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi yönündeki perspektif, gerçek olmaya belki de hiç olmadığı kadar yakın. Konferansın ikinci gününün tema konuşmacısı, Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı uzman danışmanı, Nobel Barış Ödülü sahibi Dr. Robert Dixon'ın temiz enerji yatırımlarının nasıl hızlandırılabileceğine dair oldukça merak ve ilgi uyandıran sunumunun hemen ardından ülkemizde yenilenebilir enerji alanında öncü yatırımlar gerçekleştirmiş olan bir şirketin jeotermal enerji proje yöneticisi Bahadır Erdoğan'la birlikteyiz. Önemli bir potansiyele sahip olduğumuz jeotermal kaynaklar, yenilenebilir enerjinin ülkemizdeki geleceği için neden çok özel bir önem arz etmektedir? Tabii burada jeotermalin şöyle bir önemi var. Geri kalan yenilenebilir enerji kaynaklarında ortalama çalışma saatleri bir sene üzerinden hemen hemen işte en fazla 4.000-4.500 saatlere çıkabilmekte. Yani bunun en fazlası hidroliklerde olabilmekte. Onun dışında işte rüzgar ve güneşte bunlar çok çok daha düşük, 2.500-3.000 saatlerde santraller çalışabilmektedir. Bir elektrik şebekesinde ise, bir gridde yani sistemde ise baz yük teşkil edecek santrallere ihtiyaç var. Yani bu da şu demek, senede 8.000 saat en az çalışacak santraller gerekli ki sistemin sağlıklı bir şekilde elektrik iletimi olabilsin. İkinci bir önemi ise çok yönlü kullanım da jeotermal enerjide mümkün. Belli bir sıcaklığa kadar jeotermal akışkanı elektrik üretiminde kullandıktan sonra daha düşük sıcaklıklar için bu enerjiyi seracılık için, konut ısıtması için ve çeşitli yaklaşık 20'ye yakın üretim kollarında kullanabilmesi mümkün enerji kaynağıdır jeotermal. Ayrıca Türkiye dünyadaki sıralaması şu anda kurulu güç bakımından 4. sıradadır ama kaynak potansiyeli olarak da ilk 5'in içindedir ve şu anda keşfedilmemiş daha birçok jeotermal kaynağımız ve bölgemiz bulunmaktadır. Siz dünyadaki bu alandaki başarılı uygulamaları da yakından takip eden bir uzman olarak hangi alanlarda eksiklerimiz olduğunu söyleyebilirsiniz ve bu eksikleri gidermek için ne tür çözümler geliştirilmelidir öncelikli olarak? Türkiye'de çok yeni bir sektör. 2008 sonrasında gelişmeye başlayan bir sektör. Tecrübe açısından da daha öğrenmemiz gereken çok şey var. Bir kere yetişmiş eleman eksikliğimiz var. Yani bu hıza, bu yatırımların bu hızına, bu aramaların, arama süreçlerinin bu hızına uzman yetiştiremiyoruz. Bunu söyleyebilirim. İkincisi yol ve yöntem eksikliklerimiz var. Bu hem bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor hem de bizim Türkiye'de bir an önce yatırımların hayata geçirilip paraya geri dönüşlerinin sağlanmasını istiyoruz. Ve burada da çok sabırsızız. Yani bir an önce olsun diyoruz. Bu da tabii yapılan projelerin bir miktar aksaklıklar içinde yapılmasını ve sonuçlanmasına sebep oluyor. Bunun tabii yan etkileri hem proje yapılan yerdeki, yereldeki halk ve çevreye etkileri oluyor. Hem de yatırımın kendisine de etkisi oluyor. Çünkü hesap kitap yapmadan, kaynağı tam ortaya çıkarmadan, kaynağın kapasitesini tam belirleyemeden o kaynak kapasitesinin çok üzerinde yatırımlar ve santral kapasitelerine göre dizaynlar yapıp o santralleri kuruyoruz. Tabii bu da ilerisi için bu santrallerin işletilmesi konusunda ciddi sıkıntıların bizi beklediğini göstermekte. Yenilenebilir enerji alanında uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bilim insanları, uzmanlar, sektör ve sivil toplum örgütü temsilcileri, araştırmacılar, yatırımcılar ve öğrenciler. Dünyanın geleceğine gülümseyen bu devasa güneş topluluğu, hem iklim krizini hem de yaşamın her alanında kaos yaratan geleneksel enerjilere bağımlılık sorunumuzu masaya yatırmak, köklü ve kalıcı çözümler sunabilmek üzere İstanbul'da 8. kez toplanıyor. Konferansın ikinci gününde %100 yenilenebilir enerjiye geçişte önemli bir role sahip olan lisanssız elektrik üretimi ve enerji destekleme mekanizmasına yönelik mevzuat değişikliğine dair bilgi paylaşımlarının büyük ilgi uyandırdığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu özel oturumunun hemen ardından Dr. Mustafa Cem Çelik'le birlikteyiz. %100 yenilenebilir enerjiye geçişin olmazsa olmazı, enerjinin etkin ve verimli kullanılabilmesini kolaylaştıracak en yeni teknolojik gelişmelere örnekler verebilir misiniz? Sizin ilk üçünüzde hangileri var? Bence teknolojinin hem
olmazsa olmazı enerji hem de çevre, bu ikisini birbirinden ayırmadan ikisine de özen gösteren, önem veren teknolojiler bence en önde geliyor. Özellikle yenilenebilir enerji teknolojilerindeki inanılmaz gelişim öne çıkıyor. Güneş, rüzgar ve diğer yenilenebilir sistemlerdeki gelişmeler çok önemli. Vurgulamak istediğim en önemli konu hepimizin üzerine de düşen çevre bilincini arttırmak ve çevreyle ilgili ölçümlere, sonuçlara göre bu sistemlere karar vermek, enerjinin hangi kaynaklardan üretileceğine karar vermek. Birinci bence öncelik yenilenebilir enerji sistemlerindeki gelişmeler. İkincisi sensör sistemleri ve bu gelişimin çevreye etkisinin takip edilmesi. Üçüncü de özellikle insan hayatı, toplum sağlığı açısından iç ortam kalitesine yönelik geliştirilen sistemler. Enerji sektöründe yaşanan zorluklar ve krizler stratejik düşünce ve yaratıcılığı ne ölçüde tetikleyecek önümüzdeki süreçte sizce? Enerji bütün hayatın vazgeçilmez kavramı olduğu için, özellikle de dijitalleşen dünyada yeri doldurulamadığı için, enerji krizlerini aşmak ve enerji çevre etkisini dengelemek oldukça büyük önem taşıyor. Bu konuda bir sürü üniversite çalışanı, bilim insanı kafa yoruyor ve hem felsefi yönünü hem teknik yönünü ele alan çalışmalar var. Enerji hem dünyanın enerjisi hem insanların hem toplumun enerjisi bizi oldukça geliştiriyor. Bu konu üzerine kafa yoran insanları özellikle çok olduğunu vurgulamak isterim. Sizin geliştirdiğiniz ve yürüttüğünüz projenin öne çıkan özelliklerinden bahsedebilir misiniz? İnsanların çoğu vakti kapalı ortamlarda geçiyor. Bu kapalı ortamlardaki iç çevre kalitesinin tespiti, belirlenmesi ve bunun geliştirilmesine yönelik bir ucuz sensör sistemi, sensör network sistemi konulu bir çalışmamdı. Bizim hem sıcaklık hem nem, konfor şartlarını yaşam kalitesi için sağlamanın yanı sıra iç hava kalitesi, iç hava kalitesindeki kirleticilerin azaltılması, öncelikle tabii bunların kaynağının tespit edilmesine yönelik bir çalışma. En temel noktası ise basit elektronik ve programlama bilgisine sahip bir insanın çok ucuz maliyetlerle bu sensör sistemini kurabilmesi ve ölçümleri yaparak uzun dönemli veri depolayabilmesi, bu verilerden sonuçlar üretebilmesi ve önlemler alabilmesi üzerine. Konferansın ikinci gününde az sonra gerçekleştirilecek olan Türkiye'de yenilenebilir enerji sektörünün bugünü ve geleceği oturumunun hemen öncesinde Dr. Tamer Turna'yla birlikteyiz. Çözüm için tüm paydaşların işbirliği ve uzlaşma içinde olduğu bir sürecin başlaması ne kadar yakın sizce? Umarım çok yakın olur. Paris İklim Zirvesi çok önemli bir mihenk taşı. Şimdi orada 196 devletten 147'si iklim zirvesine imza attı. Hala 49 tane devletin imza atmasını bekliyoruz. Başta da Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere. Politikacılar bazen hesaplarında, kitaplarında yanılıyorlar. ABD Başkanı Trump yanıldığı gibi yanılan başkaları da var. O nedenle bu toplumların arzuları ve onlara önderlik eden politikacıların bilinç ve bilgi ufuklarına bağlı olarak ya yakın ya orta vadede gerçekleşecek, ama eninde sonunda gerçekleşecektir. Çünkü bundan kaçış yok. Tek çözüm de budur ayrıca. %100 yenilenebilir enerjiye geçişin nasıl mümkün olabileceğine dair konunun farklı boyutlarıyla ilgilenen uzman görüşlerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Türkiye Yenilenebilir Enerji Sektör Dernekleri özel oturumunun hemen ardından Biyoenerji Derneği BIODER Yönetim Kurulu üyesi Halil Tolga İlçin'le birlikteyiz. %100 yenilenebilir enerjiye geçişin yerel, ulusal ve küresel ekonomi politiğinde neler değişti? Farkındalık arttı. Kullandığımız enerji kaynaklarının sürdürülebilir olmadığını bize doğa kendi dayattı. Sürdürülebilir bir iklim yönetimi olmadığı zaman, bunun gıda zincirini de bozduğunu da fark edince değiştirmeye karar verdi. Geç mi kaldık? Kaldık. Atmosferimizi daha rehabilite edebilecek enerji, temiz enerji kaynaklarına yöneldik. Ve bu enerji kaynakları ile ilgili devletlerin de teşvikleri arttı. Bu bir zincirleme reaksiyon yarattı ve şu an yeni ekonomi ile eski ekonomi arasında bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Bu değişimin sancısını yaşıyor şu an dünya. Bundan sonraki dönem enerjinin dağıtımı ve paylaşımı ile ilgili stratejik bir öneme sahip. Bu dağıtımı, enerjinin kontrolü kimin elinde olacak? Dolayısıyla
içinde bulduğumuz süreçte de yaşadıklarımız bu minvalde gidiyor diye söyleyebilirim. Ülkelerdeki trendler dönemsel. Genellikle 10 yıllık periyotlarda akımlar değişiyor, politikalar değişiyor. Günümüzde tekrar kapandığını fark ediyoruz. Ekonomilerin içe dönüyorlar. Çünkü kapitalizmin içerisindeki doğal denge kaynakların kontrolsüzce bir noktaya toplanması ve tüketenle üreten arasındaki dengesizliği arttırmaya yönelik işin doğasında bu var. Bu her pik yaptığı noktada da ülkeler kendi içine kapanıyor. Belki şu an o dip noktasındayız. Kapanıp tekrar kendini rehabilite etmeye gidecek. Bu manada gerek biyoteknoloji olsun gerek diğer konular olsun herhalde kendi kendine yeterli olma yönünde çabalar sarf edeceğiz. Yani gerek biz gerek diğer ülkelerde şu an bağımsız bilim üretebilme çabası içerisinde dünya. Gelişmiş ülkeler zaten bunu yapıyor ama gelişmekte olan ülkeler de buna kendi kendilerine erişme imkanlarını araştırıyorlar. Şehirlerde karbondioksit salınımını azaltmak amacıyla enerji kullanımında tüketici farkındalığı ve sorumluluğu projesini Tüketici Hakları Derneği'nden Dr. Özkan Deblebici'den dinledik az önce. Şu an Sayın Deblebici ile birlikteyiz. Projenizin öne çıkan yönleri nelerdir? Eğer şehirlerde karbon salımını azaltmak istiyorsak dikkate almamız gereken birinci husus enerji üretimindeki profil. Türkiye'de üretilen enerjinin %80'inin fosil yakıtlardan üretildiğini görüyoruz. Dolayısıyla yüksek bir karbon salımı söz konusu. Diğer boyutu ise bu enerji üretiminin %70'inin dışa bağımlı olması. Bundan yola çıkarak biz öncelikle acaba tüketicileri bilinçlendirirsek, enerji verimliliğini tüketiciler düzeyinde sağlayabilirsek ki çünkü hepimiz tüketiciyiz. Yani ülke nüfusunun tamamı tüketici. O kapsamda değerlendirmemiz gerekiyor. Enerji talebinde bir azalmaya yol açarsak hem dışa bağımlılığı azaltıp hem de yenilenebilir enerji kaynaklarını daha ön plana çıkararak böyle bir katkı sağlayabilir miyizin arayışına girdik. Bunun için de iki ayaktan oluşan bir proje hazırladık. Bu projenin birinci ayağında pasif ayak olarak adlandırıyorum ben bunu. Tüketicilerin verimlilik konusunda eğitilmesi ve bu eğitimin sonrasında da 3 aylık bir dönem için enerji tüketim miktarlarının ölçülerek bunların etkili bir sonuç verip vermediğini görmek. Tamam evet tüketicileri eğitelim, enerji verimliliğini sağlayalım ama bunun ikinci boyutu acaba enerji üretiminde nasıl bir değişiklik yaratabiliriz? Bu da yenilenebilir enerji kooperatifleri dünyada özellikle son 15-20 yıldır çok revaçta olan bir konu. Özellikle Almanya, Danimarka gibi ülkeler bu konuda çok başı çekiyorlar. Amerika'da da çok başarılı örnekler var. Türkiye'de de kurulma çabası içerisinde olan kooperatifler var. Bunlarla ilgili olarak Edremit bölgesinde bir bilgilendirme, bir bilinçlendirme toplantısı yaparak acaba böyle bir kooperatifleşmeye yardımcı olabilir miyiz, katkı sağlayabilir miyiz diye bir çaba içerisine girdik. Aktif ayak olarak da böyle. Edremit'te bu eğitimde bütün paydaşları davet ettik. Ticaret odasını davet ettik. Gönüllü vatandaşlarımıza tamamen açık internet sitesinden duyurusu yapıldı. Bankalarla ilgili görüşler aldık ama tabii bankalar konusunda bizim daha önce görüştüğümüz kooperatiflerde şöyle bir görüş öne çıktı. Kooperatiflerin kuruluşunda özellikle bankalardan çekilen kredilerden sonra bankaların gelirlere temlik koyması nedeniyle kooperatifçilik ilkeleriyle bağdaşmadığı için banka kredilerine çok sıcak bakmıyor. Daha önce kurulmuş ve kurulma aşamasında olan kooperatiflerdeki yönetim kurullarında görev yapan kişiler. Bizim görüşmelerimizde bu sonuçlar ortaya çıktı. Peki bu konunun mali boyutuyla ilgili ne tür önlemler alınabilir sizce? Mali boyut çok önemli. Çünkü nereden baksanız şimdi 500 kW'lık bir kooperatif açısından düşünecek olursak 10 dönümlük bir araziye ihtiyacınız var. Ve yaklaşık olarak da eksi artı 200 bin lira olabilir. 2 milyon lira civarında bir yatırım maliyetine ihtiyaç var. Şimdi o yüzden zaten hani tam kooperatifçilik mantığının biraz da dışına çıkıyor yenilenebilir enerji kooperatifleri. Biraz yatırım boyutu da ön planda. Böyle de değerlendirmek lazım. Tabii devletin bu anlamda enerji politikaları bağlamında bunları teşvik edici daha etkin düzenlemeler yapması lazım. Şu anda sektörde yeterli düzenlemeler tamamen var diyemeyiz. Çünkü halihazırda bürokratik engeller devam ediyor. Kooperatifi kurma aşamasındaki kişiler bürokratik süreçlerin çok uzun olmasından yakınıyorlar. Ve aslında hani bu sivil toplumun politika süreçlerine etkisi açısından da değerlendirilebilir. Eğer sivil toplumun bu konudaki deneyimlerine kulak kabartılırsa, bunlar dinlenirse eminim devletin de bu konuda üreteceği politikalarda etkili ve başarılı bir yol alınabilir diye değerlendiriyorum. Hem projenin geri dönüşleri anlamında hem de gelecek dönem için ne tür beklentileriniz ve umutlarınız var? Dinleyicilerimizle paylaşır mısınız? Tabii ki. Aslında bu anlamda
anlamda kooperatif boyutundan daha çok ön plana çıkan aşaması bizim projemizin tüketicilerin eğitimi. Bu anlamda bir eğitim günü çocuklarımıza eğitim verdik. İkinci eğitim günü de yetişkinlerimize eğitim verdik. Ama burada ben çocuklarımıza verdiğimiz eğitimi daha çok önemsiyorum. Çünkü çok başarılı, güzel bir eğitim oldu Edremit'te. Çocuklarımıza enerji dedektifi sertifikası verdik. Enerji dedektifi kartı verdik. Şimdi geri dönüşleri alıyoruz ailelerden. Çocuklar canımızı okuyorlar diyorlar. Her şeye müdahale ediyorlarmış. Bu çok güzel, çok hoş bir şey. Çünkü verdiğimiz eğitimin bir sonuca ulaştığını aslında biz burada görüyoruz. Yetişkinler için belki hani eğitim o kadar etkili olmayabilir. Ama çocuklara verdiğimiz eğitim anlamında çok umutluyum. Ve sürdürülebilirlik kapsamında zaten bunu proje dokümanlarımızda da belirttik. Bu proje bittikten sonra Ankara'daki ilgili kamu kuruluşlarıyla görüştükten sonra bunun okullarda eğitim şeklinde çocuklarımıza verilmesi ve bunu yaygınlaştırmayı projenin sürdürülebilirliği açısından değerlendiriyoruz. Bu beni açıkçası çok heyecanlandırıyor. Konferansın son gününde iki önemli oturum ard arda gerçekleşti. Bunlardan ilki ülkemizde yenilenebilir enerji alanında büyük ölçekli yatırımları olan şirket temsilcileriyle Türkiye'deki yenilenebilir enerji sektörünün bugününü ve geleceğini değerlendiren bir oturumdu. Diğeri ise iklim değişikliği alanında ortak çabaların desteklenmesi projesinin ele alındığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı özel oturumuydu. Şu anda Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Nihal Kalender'le birlikteyiz. Yenilenen lisanssız elektrik üretimi mevzuatını dünyadaki örnekleriyle karşılaştırdığımızda nasıl bir tabloyla karşılaşıyoruz? %100 yenilenebilir enerjiye geçişte kilit rol üstlenecek ideal bir içeriğe sahip mi sizce bu yönetmelik? Aslında yönetmelik olarak ideal bir içeriğe sahip olarak nitelendirebiliriz. Fakat uygulanabilirlik ve bu uygulamaların denetimi neticesinde biz ideali uygulayabiliyor muyuz? Orada tartışma konuları söz konusu. Yenilenebilir enerji Türkiye'de ihtiyaç konusunda tartışılmaz seviyede, ancak uygulanabilirlik konusunda gerek Avrupa ülkelerinden gerek diğer gelişmiş ülkelerden bir miktar geriden takip ettiğimizi gözlemliyoruz. Bu süreçte avantajlı olabileceği gibi bir diğer anlamda da dezavantaj durumuna düşüyor tabii, teknolojimizin biraz geriden takip etmesi dolayısıyla. Avantajlı durumu ise bizim teknolojilerin uygulanabilirliğini gözlemlememizi sağlıyor. Bu konuda uygulanabilirlik gözlemleyip hayata geçirme konusunda da başarılı olmamız gerektiğine inanıyorum ben. Çünkü yenilenebilir enerji sektörü 25 yıl sonra ne olacak? Özellikle güneş santralleri için bunu değerlendirebiliriz. Bilmiyoruz. O yüzden bizim nitelikli tasarım ve uygulama yapma konusunda gerek eğitimsel olarak sempozyumlar, seminerler, çeşitli yayınlar ve üniversite araştırmalarıyla bunu desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Ülkemiz daha temiz ve daha iyi bir gelecek vadeden güneş çağına ne ölçüde entegre olabildi? Tüm bileşenleriyle değerlendirebilir misiniz kısaca? Ülkemiz güneşe entegre olma konusunda çok istekli. Gerek bu konuda yatırım yapmak isteyen yatırımcılar ve meslek odaları bu konuda üyelerinin bu alanda yönlenmesini istiyor. Türkiye bu konuda entegre olacak ama belli bir süreçten daha geçecek diye öngörebilirim ben bu konuda. Bunun da yapılmış olan örneklerle netlik kazanması bekleniyor. Lisanssız GES yaklaşık Türkiye'de 5-6 yıldır kurulumlar yapılıyor, santraller devreye alındı. Ama şimdi mesela lisanslı bir sürece doğru gidiyoruz. Bu da bizim için yeni bir uygulama olacak ve bunun sonuçlarını da göreceğiz. Ve biz bütün yenilenebilir enerji alanında geliştirebileceğimiz yolları denedikten sonra netlik kazandırıp bunların üzerine ilaveler yapabileceğimize inanıyorum. Kelebek. Gücün tanımı değişiyor. Sevmeye, anlamaya, çoğaltmaya, yaşatmaya geliyoruz. Kelebek etkisi. Kelebek etkisi. Karşı koyamayacaksınız.